Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olan normlar hangileri, bir bakalım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Tabi unutmayın, bu olağan normal dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Meclis iç tüzükleri. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar. Onun dışında bulunan kanunlar. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin meclis kararları, bunlar arkadaşlarım dediğimiz gibi işte 7 gün içerisinde itiraz, 15 günde kesin karar meselesini hatırlayın. Yine milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yine kararlar. Yani 7 gün artı 15 gün meselesi. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne tabi olanlar hangisiymiş denetim noktasında? Kanunlar var, iç tüzük var, kararname var, normal dönemde çıkarılanı. Bunun yanında yasama dokunulması ya da milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararlar Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir. Göreceğiz daha sonraki videoda şekil ve esas yönleriyle. Peki, aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan'da yargılanmaz? Bir önceki videoya dikkat. 1. Ordu Komutanı yargılanır mı? Kara Kuvvetleri Komutanı, Bakanlar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ne dedik arkadaşlarım? Kuvvet komutanları farklı, ordu komutanları farklı. Dolayısıyla arkadaşlar, 1. Ordu Komutanı, yani ordu komutanları Yüce Divan'da ne olmaz? Yargılanmaz. Ama Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri arkadaşlar bunlar yargılanabilir. Peki, Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olmayanlar neler? İnkılap kanunları. Bu inkılap kanunlarını şöyle en azından birkaçını aklınızdan tutmaya çalışın canlar. Yani tarih sorusu olarak da karşımıza gelebilir. Uluslararası antlaşmalar, olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Dikkat! Normal dönemde çıkarılanlar Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Ama olağanüstü olursa denetime tabi değil. Aynı zamanda parlamento kararları da Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildi. Ama 3 tane hariçti. Meclis iç tüzüğü, yasama dokunulmazlığı ve milletvekilliğinden düşme kararları, bunlar parlamento kararıydı ama yargı denetimine açıktı. Peki, inkılap kanunlarına baktığınızda işte neler var? Tevhidi tedrisat, Şapka Kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, işte başka ne var? Şöyle hızlı geçersek, Erkam'ın kabulü, Türk harfleri, işte çeşitli lakapların kullanılmaması, bazı dini kisvelerin giyilmeyeceğine dair kanunlar, kanunlar, kanunlar. Şöyle birkaçını aklınızda tutarsanız en azından şıklarda elemeyle işten sıyrılabiliriz arkadaşlarım. Peki, ÖSYM ne sorsun? Aşağıdaki normlardan hangisi Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir? O zaman bakalım. İç tüzük. Evet, tabidir. Parlamento kararıdır. Parlamento kararının istisnalarındandır. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar. Evet. Normal kanunlar. Evet. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması, evet. Ama burada dikkat. Normal dönem deseydi, evet. Ama olağanüstü dediği için Anayasa Mahkemesi'nin denetimine canlar tabi değildir. Peki. Burada videoyu sonlandırayım. Bu soyut ve somut norm meselesi arkadaşlarım bir tık önemli. Dediğimiz gibi bu da ayrı bir videoyu bence hak ediyor. O zaman diğer videoda hemen görüşelim canlar. Kendinize iyi bakın.